Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Çiçeği altın yaldır, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar. Onda, onda misale. Kükreyen, şahlanan, koşan, atılan, o mutlu yiğitler, o mutlu iman. Sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenir de senin ezanlarından. Kıtadan kıtaya göçen bulutlar, minarelerini öper de geçer. Mübarek geceler yıldızlarını, mübarek başına serper de geçer. Yıl miladi 570'ler. İstanbul küfrün elinde ve yeryüzü karanlıklara gömülü. Mekke-i Mükerreme'de bu karanlıkları ebedi aydınlığa çıkaracak bir nur doğuyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz, Efendimiz, o büyük insan. Ötelere uzanan bir heyecan, bir coşku, bir müjdeyle buyuruyorlar. Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Yıl miladi 669. Yezid bin Muaviye idaresinde 50 bin kişilik İslam ordusu. İçlerinde güzide sahabeler ve aralarında 80 yaşlarında bir yiğit, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. İstanbul'u küfrün kirlerinden arındırma ve Ayasofya'da çanları susturup ezanları hakim kılma sevdasındalar. Çetin bir kuşatma. Allah Allah sedalarıyla zorlanan surlar.
30 bin şehit, içlerinde 27 kadar sahabe ve aşılamayan surlar. Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi ve Sultan II. Murat'la kuşatmalar devam ediyor. Ancak nasip Fatih Sultan Muhammed Han'ındır. Yıl miladi 1453. Hazreti Peygamber'den sonra geçen 8 asır ve Konstantiniyye'nin 11. kuşatması. Sabrımız artık yeter. Merve meydan konuşur. Hışm ile kından çıkar. Kılınç kalkan konuşur. Ya şehit ya gaziyiz. Biz bu dava uğruna hak yolundan dönmeyiz. Bizde iman konuşur. Diyen askerlerin azimle, sabırla, İhlasla yaptığı mücahede. Kuşatma tam 52 gün sürüyor. Ve sancak surlara dikiliyor. İstanbul İslam'ındır artık. Böylece yüzyıllar öncesinden haber verilen peygamber müjdesi gerçekleşiyor. Yankıları Viyana kapılarından dinlenecek olan ezan sesleri duyuluyor burçlardan. İslam'ın huzur dolu, aydınlık ufkuna kavuşan şehit sahabeler Bizans'ın kirli havasından kurtuluyor. Zamanla bu büyük zatların yerleri belirlenir ve gelecek nesillere muhteşem bir hazine, bir nur harmanı emanet olarak bırakılır. Böylece bu mübarek zatların kabirleri nesiller boyu ziyaret edilir, ruhlarına dualar okunur ve feyizlerinden bereketler dilenilir. Ancak bugün ne yazık ki Ayasofya'da ezanlar tekrar susturulmuş ve İstanbul'un havası yeniden kirlenmeye yüz tutmuştur. Kanat sesleri hüznü çağırır, dalgalar acıyı haykırır gibidir. Ama minareler, o göğe yükselen şehadet parmakları, bir umut, bir kurtuluş çağrısı olarak önümüzdedir, bağrımızdadır, içimizdedir. Allah sevgilisinin sevgililerinden,
en sevgililerinden Ebu Eyyub el-Ensari, diğer adıyla Halid bin Zeyd Hazretlerinin mübarek makamının bulunduğu yer, Eyüp Camii Şerifi. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, annesi ve babası tarafından birkaç nesil geride Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birleşiyor. Akabe'de İslam'la şereflenenlerden. Büyük Mücahit Mus'ab bin Umeyr'in manevi kardeşi. Kainatın efendisini Medine'de 6 ay evinde misafir etme şerefine erip, bir ömür onun mübarek izinden ayrılmayan, onun aşkı ve sevdasıyla tutuşan, gayet şecaatli, sabırlı, takva sahibi büyük insan. Allah sevgilisi hicretten sonra Medine'ye vardıklarında devesi gidip onun evi önünde çöküyor ve Yüce Resul ilk onun misafiri. 2 kişilik yemek hazırlamıştır. Peygamberimiz, ya Ebu Eyyub, git Ensar'dan 30 kişi davet et de gelsinler, bu yemekten yesinler, buyururlar. Gidip davet eder. Ancak beşeriyet icabı yemek yetmeyecek diye telaşa düşerler. Oysa yiyen grup dağılır. İkinci, üçüncü, dördüncü grup derken o yemekten tam 180 kişinin doyduğu görülür. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri hem asr-ı saadette hem de Peygamberimizden sonra hiçbir savaştan geri kalmamıştır. Resulullah'ın vefatından sonra yeryüzü ona dar gelir. Kendini cihada verip harpten harbe koşar. Korkusuz ve cesur bir insandır. Ne var ki İstanbul kuşatmasında uzun süren çatışmalara ve savaşın çetin şartlarına dayanamaz. Soğuk karlı bir kış günüdür. Vücudu bitap düşer ve şu vasiyeti eder. Naaşımı gücünüz yettiği kadar düşman topraklarına götürün gömün. Ta ki mücahit atlarının ayakları altında kabrim dümdüz olsun.
Ertesi gün eller üzerinde bir tabutla birlikte askerler hücuma kalkarlar. Varılabilen son noktada Resulullah'ın dostu, örnek insan Halid bin Zeyd Hazretleri gece vakti defnedilir. Aradan yüzyıllar geçer. Her şeyi silip süpüren zaman onun kabrini de belirsizleştirir. Ne zaman ki İstanbul fethedilir, Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin manevi keşfiyle kabri yeniden bulunup çıkartılır. O gün bugündür Fahri Kainat'ın mihmandarı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, İstanbul sahabelerinin en faziletlisi, hidayet yıldızlarının en parlağı olarak semalarımızı aydınlatmaya devam ediyor. Eyüp Camii'nin az ilerisinde Cezeri Kasımpaşa mahallesinde bulunan Ebu Derda Hazretlerinin türbesi. Kendisi ashabın ileri gelenlerindendir. Uhud'dan sonra bütün savaşlara katılmış mükemmel bir süvari. Alim, fazıl, oldukça takva sahibi bir insan. Şam'da vefat etmiştir. İstanbul'da ona ait olduğu söylenen yerler birer makamdır. Onlardan biri de Üsküdar Karacaahmet mezarlığında. Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet? Al sana derya gibi sonsuz Karacaahmet. Onda sırların sırrı, bulmak için kaybetmek. Parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek. Varmak o iklime ki uğramaz ihtiyarlık. Ebedi gençliğin taht kurduğu yer, mezarlık. İşte burada makamı bulunan o ebedi gençlerden Ebu Derda Hazretleri hafız-ı Kur'an'dı. Yüzlerce hafız yetiştirmiş ve Kur'an öğrenimini farz kabul etmiştir. Peygamberi ahlakı bal özü toplar gibi çiçek çiçek hayatına nakşetmiş bir insan. Doğru bildiği şeyleri iktidar sahiplerinden çekinmeden söyleme, İbadetlerinde derin bir huşu ve gönül rahatlığı, insanlara karşı nazik ve saygılı olma, tatlı dil, güler yüz hep onun sıfatlarından. Kin ve öfkeden uzak, misafirperver, yufka yürekli, son derece alçak gönüllü. Ona göre dünya bir misafirhane, kendisi de misafir. Müminlerden herkes onu, o da herkesi sever. Yine Eyüp Cezeri Kasımpaşa mahallesinde yolun sağındaki mütevazı bir türbede metfun bir sahabi. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin sakası olduğu bildirilen ashab-ı güzinden Ethem radıyallahu anh. Sadece Eyüp Sultan Hazretlerine su taşımakla kalmayıp kararmış gönülleri yaşartan iman suyunu Bizans'a taşıyan cihat erlerinden. Surların Halice bakan kuzey köşesi, Ayvansaray.
İstanbul'u kuşatan İslam orduları daha çok bu kesimden hücum etmiş olacaklar ki şehit sahabelerin kabirleri bu bölgede yoğunlaşıyor. Ayvansaray'dan Eğrikapı'ya çıkan yolun solunda Ka'b radıyallahu anh'ın türbesi var. Üstü açık ve etrafı duvarlarla çevrili. Kaynaklarda verilen bilgilere göre Ka'b isimli 17 sahabe var. Burada yatan zatın hangi Ka'b olduğu belli değil. Ancak İstanbul'umuzu şereflendiren mücahit sahabelerden olduğu kuvvetle muhtemel. Onun için bilenler her fırsatta ziyaret edip mahzun bir gönülle şefaatini ümit ederler. İbni Ka'b türbesinin az yukarısındayız. Edirne Kapı yakınlarında, Eğri Kapı girişinde surların hemen yanında iki sahabi. Çalılıklar arasındaki Abdüssadık bin Amir radıyallahu anh, üstü açık türbede ise Hazreti Hafir radıyallahu anh. Her ikisi hakkında da daha geniş bilgimiz yok. Ancak hidayet nurunu ufukların ötesine taşımak için yola çıkmış şehit sahabelerden olduğu kesin. Hazreti Hafir'in Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin yeğeni olduğu rivayetler arasında. Hazreti Hafir'in türbesinin yanından, Eğri Kapı'dan surların içine girip Avcı Mehmet Mahallesi'ne doğru çıkıyoruz. Orada küçük bir meydanın karşısında Şube Hazretleri var. Bazıları sahabi, bazıları da tabiindendir diyor onun için. Etrafı duvarlarla çevrili, mütevazı kabrinin ortasında tarihi bir ağaç bulunuyor ve Şube Hazretlerinin mübarek ruhundan fışkıran bir rahmet eli gibi göklere uzanıyor. Eğri Kapı'nın iç kısmında, İvez Efendi Camii yakınında, surların kuzey köşesinde Abdullah el-Hudri radıyallahu anh bulunuyor. Kabrinin üzerinde Hicri 46 yılı yazılı olan bu zatın burada şehit düştüğü rivayetler arasında. Etrafı duvarlarla çevrili, üstü açık türbesinde huzur içinde yatarken yan yana yaşadığı gecekondu sakinlerine komşuluk ediyor. Evet. Yeniden Ayvansaray'dayız. Ve burası her bir mezarında bir destan kahramanının yattığı, Bizans surlarını tekbir sesleriyle dağıtan mücahitler bahçesi, Toplu Dede kabristanı. Ve içlerinde Saadet Asrı'nın üç yıldızı, Ebu Şeybetül Hudri, Hamidullah el-Ensari, Ahmet el-Ensari. İlk ikisi kainatın efendisiyle aynı pınardan süt içme şerefine erenlerden. Resulullah'ın süt kardeşleri. Türbenin dışındaki bahçe içinde parmaklıklarla çevrili kabir Ahmet el-Ensari Hazretlerine ait.
Ebu Şeybetül Hudri Hazretleri sur duvarına bitişik türbede metfun. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ebu Şeybetül Hudri Hazretleri Hazreti Muaviye ile birlikte İstanbul kuşatmasına katılıyor. Son anında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi rivayet ediyor. Her kim ihlasla la ilahe illallah derse cennete girer. Siz kendinize güvenmeyin, gayret gösterin. Hemen bitişiğindeki küçük bölmede Hamidullah el-Ensari'ye ait. İnnemâ tünzir meni tebe'a'z-zikra ve haşiyer-rahmâne bil-gâib. Febeşşirhu bimagfiratin ve ecrin kerîm. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Un kapanından Eyüp Sultan'a giden yol üzerinde Haliç Köprüsü'ne varmadan solda Hazreti Kâb'ın az ilerisinde Muhammed el-Ensari Hazretlerinin türbesi var. Rivayete göre o da cihada katılan sahabelerden ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin arkadaşlarından. Kuşatma esnasında şehit düşmüş ve buraya defnedilmiş. Muhammed el-Ensari Hazretlerinin birkaç yüz metre ilerisinde Eminönü'ne doğru giderken sokak arasında El-Cabir Camii'ni görüyoruz. Kiliseyken Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiş. Mihrabın sağında Cabir bin Abdullah radıyallahu anh yatmaktadır. Hazreti Cabir'in babası Abdullah bin Amr Uhud'da şehit edildikten sonra müşrikler tarafından organları kesilen Akabe'de iman etmiş yiğit bir sahabi. Davanın öncülerinden. Dünyayı iman ve cihat meydanı bilen Hazreti Abdullah şehadetinden sonra geriye mal yerine borç bırakır. Alacaklı Yahudiler Hazreti Cabir'i sıkıştırmaya başlayınca Peygamberimize müracaat eder. Resul-i Ekrem Efendimiz de az bir hurmadan mucize olarak Yahudilerin bütün borcunu öder, geriye de bir miktar hurma kalır. Cabir radıyallahu anh, Bedir ve Uhud dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tam 19 harbe katılır. Hicri 4. yıl. Müşriklerin saldırısına karşı Medine'nin etrafına hendek kazılırken açlık iliklerine işlemişti. Allah'ın Resulü de açlığını hissetmemek için karnına taş bağlayanlardandı. Durumu fark eden Hazreti Cabir eve gidip bir oğlak keser ve Peygamberimizi davet eder. Resulullah yanında birçok sahabe ile katılır davete. Hepsi doyar ve üstelik geriye de bir miktar artar. Safa ve Merve'nin
4 halife dönemi. Cabir radıyallahu anh, cihat meydanlarının ön saflarında yer almaya devam eder. Sonra Konstantiniyye'yi fethe çıkan İslam askerleri arasında bulunur. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir ilim hazinesiydi. 1540 hadis onun vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır. Kaynaklar, Hazreti Cabir'le birlikte hanımı olduğu bildirilen Daye Hatun'un da İstanbul kuşatmasına iştirak ettiğini bildirmektedir. Fakat yazık ki bu mübarek hanımın nerede şehit düştüğüne dair bilgi yok. Sadece Daye Hatun değil, Eğri Kapı civarında Üsame bin Zeyd'in, Üsküdar'da Süfyan bin Avf, Abdurrahman bin Halid, Abdülaziz bin Zürare ve Abdülvahhab radıyallahu anh'ın da şehit düştüğü yer hakkında maalesef bilgimiz yok. Onlar İslam tarihinin makbersiz kahramanları olarak müminlerin gönüllerinde yaşıyor. Yine Ayvan Saray, El Cabir Camii minaresi. Arka sokakların birinde Ebu Zer radıyallahu anh, iman ordusunun ilklerinden. Azılı müşriklerin ölüm dayağına rağmen Müslümanlığını ilan etmekten çekinmeyen, şahadeti yüzlerine karşı haykırarak küfrün tabularını yıkan yiğit insanlardan. Hicretin 28. yılında Kıbrıs'ı fethederek İstanbul'u kuşatan, İslam ordusu içinde yer alan Allah Resulü'nün akıncılarından. Son derece cömert ve takva sahibi. Çıkınlanıp ağzı bağlanan altın ve gümüş birer ateş parçasıdır. O Allah rızası için muhtaçlara verilinceye kadar sahibini yakar. Hadisini duyduğu için eline her geçen parayı fakirlere, yoksullara dağıtan fedakar bir sahabi. Ebu Zer Medine yakınlarındaki Rebeze köyünde vefat etmiştir. Bu makam, ikamet ettiği yer aynı zamanda ümmeti Muhammed'in ona duyduğu sevginin bir sembolü olsa gerektir. Balat'tan Edirne Kapı'ya doğru çıkan yokuşun solunda evler arasına sıkışmış halde Abdullah el Ensari Hazretlerinin türbesi var. Hürmetle ziyaret edilen meçhul sahabilerden. Haklarında fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak Fahri Kainat Efendimizin buyurduğu ne güzel asker sırrına mazhar olmak için buralara gelmiş İslam mücahitlerinden olduklarına inanıyoruz. Yine Edirne Kapı'ya çıkan yokuşta ilerliyoruz. Biraz ileride Hoca Kasım, diğer adıyla Meydancık Camii yer alır. Caminin kıble tarafında, avlu duvarı içinde, sahabe-i kiramdan Cafer bin Abdullah metfundur. O da Bizans'ı ezan seslerinin yankılandığı bir İslam beldesi yapmak için şahadeti şerbet bilip içenlerden. Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin su taşıyıcısı olduğu verilen bilgiler arasında. Thank you.
Meydancık Camii'nin hemen karşısında merdivenle çıkılan bu yokuşun solunda Hasan Hüseyin kardeşler yer alır. Rivayete göre Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerine imamlık etmiş, hizmetinde bulunmuşlar. Sahabe-i kiramdan iki genç veya tabiinden. Burada şehit düşerek defnedilmiş iki yiğit İslam askeri. Yerden kanat kanat kopan azade ruhlar. Rabbim bırak, semalara varsın, sema ile. Dünyada besmele ile açılmış hayatlar encama erdi, Hakk'a varan dua ile. O Hasan Hüseyin yokuşundan Edirne kapıya doğru giderken evler arasında bir sahabi, Hüsam bin Abdullah, diğer adıyla Abdurrahman bin Hişam, Medine'de hicretin 4. yılında doğmuştur. Annesi Zeynep Hazreti Peygamber'e götürüp bundan biat al ya Resulallah der. Peygamberimiz mübarek elleriyle başını okşayarak dua eder ve bu küçüktür buyururlar. Hazreti Muaviye zamanına kadar yaşadığı bilinen Hüsam radıyallahu anh, büyük bir ihtimalle İstanbul kuşatmasına katılmış ve burada şehit düşmüştür. Değilse burası onun cihat esnasında bulunduğu yer, yani makamıdır. Her iki halde de onun muazzez ruhuna müminlerin Kur'an hediyelerini götüren manevi bir kapı olarak görevini yapmaktadır. Edirne kapı yakınlarında sur içinde bir mabet, Kariye Camii. Yıllardan beri öz yurdunda ezan seslerinden mahrum olmanın garipliğini yaşıyor. Kiliseden çevrilmiş camiyken şu anda müze halinde bulunan Kariye Camii'nin avlusunda seçkin bir sahabi metfun, Ebu Said el-Hudri Hazretleri. Yaşında Beni Müstalik Savaşı'na katılan yiğit bir genç. Hazreti Peygamber'den 1170 hadis rivayet etmiş. İşte anlattığı olaylardan birisi. Sevgili Peygamberimiz Mekke'nin fethinden sonra yapılan Huneyn Savaşı'ndan elde edilen ganimetleri daha çok Kureyşlilere ve yeni Müslümanlara dağıtmıştı. Maksat onları İslam'a ısındırmak. Fakat Ensar'dan, Medineli Müslümanlardan bir kısmı bu dağıtımdan memnun olmadılar, gücendiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ensar, onlar aldığı koyunlarla, develerle evlerine dönerken, siz de Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmeye razı olmaz mısınız? Hayatımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, eğer insanların hepsi bir yoldan, Ensar da bir yoldan gitse, ben Ensar'ın gittiği yoldan giderim. Allah'ım, Ensar'ı, Ensar'ın çocuklarını, çocuklarının çocuklarını esirge ve koru." Bunun üzerine Ensar o kadar ağladı ki, gözyaşlarından sakalları ıslandı.
Biz Allah'a ve Resulüne minnettarız. Taksimine razı olduk dediler. İşte bu olayları yaşayan Ebu Said el-Hudri Hazretleri 15 yaşında çıktığı cihat davasını bu mütevazı yerde şehadetle noktalıyor. Türbesi Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında bulunan Abdurrahman Şani Hazretleri, Saadet Asrı'nın eğitim yuvası olan Suffe'nin talebelerinden. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Şam'a yerleşmiş. Hazreti Ömer döneminde bir ara Humus valisi olmuş. Abdurrahman Şami radıyallahu anh, İstanbul kuşatmasında Tevhid Sancağı'nın taşıyıcısı ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin bayraktarı. Burada şehit düşüyorlar. Bizans'ın bir mahzeniyken Ömer bin Abdülaziz döneminde İslam orduları komutanı Mesleme tarafından mescide çevrilen yeraltı camii Karaköy'de sahile yakın bir yerdedir. İçinde Amr İbnül As, Vehb bin Huşeyre ve Süfyan bin Uyeyne'ye ait 3 türbe var. Amr İbnül As, Umman, Filistin valiliklerinde bulunmuş, Mısır'ı fethederek İslam topraklarına katmış, daha sonra orada valilik yapmış, kılıcı keskin bir komutan. Kendisinin Mısır'da vefat ettiği kesin. Muhtemelen Hazreti Osman zamanında hicretin 28. yılında yapılan İstanbul kuşatmasına katılıp burada ikamet etmiştir. Dolayısıyla burası onun ruhaniyetine giden bir yol, bir makam olsa gerek. Kaynaklar bu isimli bir sahabiden söz etmiyorlar. Onun da eserlerde yer almamış meçhul sahabilerden olması muhtemel. Süfyan bin Uyeyne'nin makamının kapısında ashabtan olduğu yazılı. Ancak kaynaklar onun tabiinden, 4 yaşında Kur'an'ı ezberlemiş, hadis ve fıkıh bilgisi meşhur bir zat olduğunu söylüyor. Evet, tabiinden, yani Resulullah'ı görenleri görenlerden veya onunla aynı ismi taşıyan bir sahabi. Bütün bunlar bizim için karanlık. Aydınlık olan, diyar-ı küfre iman tohumları ekmek için ömür tüketmiş İslam mücahitlerinden oldukları. Alnında sürekli secde gülleri. Gün olur dönüşür bir şah kavgaya. Zaferler özleyen düşünü süsler, göğsünde çağlayan bir Bedir nehri. Hangi yöne baksam şafak görürüm. Toprağın altından yürür ordular. Kim demiş aşkın bitiş ölüm? Destanlar yayılır mezarımızdan. Ey saadet asrının akıncıları, ey istikamet rehberleri, ey dünya çarkının en şerefli dönemiyle şereflenmiş gönül kandilleri, ey Resulullah'ın arkadaşları. Yıllardır
Yüzyıllardır içimizde ve dışımızda karanlığın zafer çığlıkları var. Betonlaşan isyanlarımız ışığınıza engel perdeler oluşturdu. Şeytan ruhumuzun kıvrımları arasında villalar kurdu. Çağın paslandırdığı kulaklarımız ölümsüz mesajlarınızı alamaz oldu. Ruhlarımızı diriltecek hayat suyunuz ne zaman yetişecek solgun bahçelerimize? Mazlumların gözyaşı, mücahitlerin bitmeyen özlemleri ne zaman son bulacak? Bekliyoruz bir garip gibi, bir öksüz gibi, bir yetim gibi. Ey Allah'ın sevgilisinin sevgilileri. Toplam 4 ciltlik bir çalışma bu. Biz Cumhuriyet dönemi Türkiye Ansiklopedisini çıkardığımızda 1983 yılında çıkarmaya başlamış ve bu 80'ler ve 95'e kadar uzanan dönem Türkiye'nin gerçekten çok önemli değişiklikler geçirdiği bir dönem oldu ve özellikle işlenmeye değer bir dönem olduğunu düşündük. Dolayısıyla alışagelmiş bir ek cilt havasında değil, daha geniş bir havada daha geniş bir çerçevede ele almaya çalıştık biz bu ek ciltleri. Dolayısıyla 4 cilde kadar da çıktı. Toplam 4 ciltlik bir çalışma oldu bu. Kitaplara gelince, bu sezon çıkarmayı düşündüğümüz kitaplar, öncelikle fuara kadar çıkaracağımız kitaplar şöyle. Yunanistan'a Türk kahvesi diye bir kitabımız var. Bu Paris'te yaşayan Yunanlı muhalif yazar Elias Petropoulos'un Türk kahvesinin Yunanistan'a gelişini ve türlü yapılış, içiliş biçimlerini, kahvehane kültürünü de beraber işlediği bizim Eylül Keyif'in kitapları dizisinden çıkaracağımız bir kitap. Arkasında da böyle bir 30-40 sayfalık bir albüm fotoğraflar koyduk. Burada da yine Atina'daki ve Yunanistan'ın çeşitli yerlerindeki kahve fotoğrafları, kahvehane fotoğrafları ve çeşitli gravürler var. Çağdaş Dünya Edebiyatı dizimizden Stanislav Lem'in, ünlü bilim kurgu yazarı Stanislav Lem'in Aden kitabını basacağız yakın dönemde. İstanbul dizimizden İlber Ortaylı'nın İstanbul'dan Sayfalar kitabı, daha önce yayınlanan kitap fakat epeyce bir genişletilmiş ve gözden geçirilmiş bir baskı olacak bu. Yine içinde çizimler, gravürler olacak. Bu arada yeni bir proje diye tabir edilebilecek epeyce mühim bir kitap, seçme eserler. Orhan Çayık Gökyay'ın çeşitli dergilere çıkmış yazılarını bir araya topladık ve daha önce çıkan kitapların da bu seçme eserler dizisinin içine kattık ve Orhan Şevk Gökyay'ın artık böyle 2-3 ayda bir kitabını çıkartarak neredeyse bütün yazılarını
toparlamış olacağız. Bugünün kitapları dizisinden de bir kitabımız var. Ankara'dan Alper Astımdaş ve Baskın Bıçakçı'nın hazırladığı Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü. Biraz da çok eğlenceli bir şekilde okuyabilecek bir sözlük tarzında hazırlanmış bir kitap bu. Bugüne kadar duyduğumuz, hep duya geldiğimiz siyasi deyimlerin sözlük şeklinde derlenmesi ve açıklanması var burada. İşte örneğin devri sabık, işte 6-7 Eylül olayları. Yani böyle 2-3 farklı kategoride var bu sözcükler. Çoğu, daha doğrusu bir kısmı siyasi liderlerin ve siyasilerin çok kullana geldiği, işte gazetelerde sürekli okuduğumuz kelimelerin açıklanması, bir kısmı da olayların, olguların açıklanması şeklinde. Gerçekten çok enteresan bir çalışma oldu. Bunun dışında araştırma inceleme dizimizden gene Aykut Kansu'nun 5 kitaplık bir çalışmasının ilk kitabı 1908 devrimi. Yani 2. Meşrutiyet diye tabir ettiğimiz 1908 devriminin üzerine epeyce kapsamlı bir çalışması var. Gene araştırma inceleme dizimizden Ayşe Buğra'nın İktisatçılar ve İnsanlar kitabı yayınlanacak. Başka bir uzun, birkaç kitaplık bir projemiz daha var. Bu epeydir de kitap okurları tarafından beklenen, okurlarımız tarafından beklenen bir kitaptı. Selmet Muhtar Alus'un bütün kitaplarının ilk kitabı diyebileceğim İstanbul Kazan Ben Kepçe kitabı yakın zamanda çıkacak. Bu kitapta Selmet Muhtar bir yürüyüş güzergahı içinde İstanbul'un çeşitli semtlerinden çeşitli binalar, sokaklar, insanlar ve bütün bunların tarihini, nasıl oldu bugünlere kadar bu binaların yaşadığını anlatıyor. Çok hoş ve rahat okunan bir dille anlatıyor. Bu kitap için, münhasıra bu kitap için bir yayın kurulu, daha doğrusu Selamet Muhtar'ın bütün kitapları için bir yayın kurulu oluşturduk ve burada epeyce bir kısmı notladık. Altına dipnotlar olarak bahsettiği binaların veya başka insanların kimler olduğunu, tarih içinde ne tür gelişim, o binalar mesela tarih içinde ne tür gelişimler gösterdiğini ve şimdi neresi olduğunu mesela dipnotlarla açıklayarak daha bir kapsamlı bir çalışma hazırlamaya çalıştık. Mizah türünde denilebilecek, aslında kendisi bir taraftan da böyle çok gizli kalmış bir hikayecidir. Atilla Atalay'ın bütün kitapları artık iletişim yayınlarına çıkacak ve ilk kitabı da fuara kadar yayınlanmış olacak. Bundan başka Murat Belge, çeşitli zamanlarda yazdığı Kürt sorunu üzerine yazdığı yazılarını bir araya getiriyor ve bu yazılar yazılırken ki dönemde olan gelişmeleri de ekleyerek bir Kürt sorunu üzerine yazdığı yazıları bir derleyip bir kitap haline getiriyor. Bu da muhtemelen fuara kadar çıkmış olacak. Sevgili seyirciler, şimdi size özenle hazırlanan bir edebiyat dergisini tanıtmak istiyoruz. Nar dergisi şu güne kadar 4 sayı yayınlamış bir edebiyat ürünleri dergisi, Oğlak Yayınları tarafından yayınlanıyor. Nar dergisinde gerçekten çok özenli bir iç baskı görüyorsunuz. Şiirlerin ve yazıların seçiminde de gerçekten özen gösteriliyor. Dileğimiz böylesi özenli edebiyat dergilerinin, yani sözün hakkını veren edebiyat dergilerinin. Edebiyat Ürünleri dergisinin 4. sayısı var. Nar 2 ayda çıkan bir edebiyat ürünleri dergisi. Edebiyat Ürünleri Dergisi lafını ikidir tekrar ediyorum. Çünkü Edebiyat Ürünleri Dergisi olsun diye çıkardık. Çünkü böyle bir dergi yoktu şimdiye kadar. Sanat dergileri vardı, kültür dergileri vardı, edebiyat dergileri vardı. Ve bu dergiler mutlaka ve mutlaka her biri çok güzel, çok iyi edebiyat ürünleri yayınlıyorlardı. Ama doğrudan doğruya yeni edebiyat ürünleri, yalnızca edebiyat ürünleri yayınlayan bir dergi olsun istedik. Böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Bu düşüncemize de bir takım okurlar herhalde katılmış olacaklar ki hemen hemen her sayısı aşağı yukarı tükeniyor. Arşiv için sakladığımız kadarı kalıyor. 2 aylık bir dergi, 4. sayı çıktı, 5. sayı yolda. Dergiyi bütün Oğlak Yayınları gibi olabildiği kadar kaliteli ve olabildiği kadar titiz bir şekilde de basmak istiyoruz. Zaten bu bizim için çok önemli bir durum. Çünkü biz yalnızca içeriye değil, eğer bu icadım bağışlanacak olursa dışarıya da önem veriyoruz.
iyi ürünlerin hak ettikleri şekilde yayınlanmasına önem veriyoruz. Dergimizde bazı dergilerde olduğu gibi özel dosyalar yok ama zaman zaman biz de dosyalar yapıyoruz. NAR'ın asıl önemli yanı bazen çok ilginç keşifler yapabiliyor olması. Mesela Charles Verne'nin şiirlerini ki 10 yaşında Osmanlıca öğrenmiş, 20 yaşlarında ölmüş. Hem Fransızca, hem Farsça, hem İtalyanca şiirler yayınlamış birisi. Onu tanıttık. Mesela Ömer Hayyam'ın bir tek rubayesinin 16 farklı çevirmenden çevirisini yayınladık ki iyi bir karşılaştırma olanağı verdi. Bu tür şeyler yapabiliyoruz. 5. sayısında da gene böyle bir önemli bir artık unutulmuş bir yazarımız var. Ada şairi diye bilinen Mehmet Celal'in Sevda Lügati'nden bir parça var. NAR bir edebiyat ürünleri yeni edebiyat ürünleri dergisi olarak her yıl o yılın içindeki yayınlanmış yeni roman parçası, hikaye, şiir, deneme gibi ürünlerden yapacağı seçmeleri İngilizce olarak yılda bir kez Seçmece Narlar ya da Selected Pomegranates adıyla yayınlayacak ve bunu yurt dışındaki Türk edebiyatı ile ilgilenen yayın evlerine, kütüphanelere, merkezlere, kuruluşlara ücretsiz olarak yollayacak. Dolayısıyla şimdiye kadar Türk edebiyatı pek tanınmıyor diyen insanlar için en azından küçük bir katkıda bulmuş olacağız. Sıcağı sıcağına, deyim yerindeyse, yurt dışındaki insanlar ya da İngilizce bilen insanlar Türk edebiyatını başarılı çevirilerle görmüş ve tanımış, hatta okumuş olacaklar. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. 11 Eylül ile beraber Kanal 7'nin yeni yayın dönemi de başlamış oluyor. Biz de yeni yayın döneminde size yeni kitaplardan esintiler, yeni şiirlerden tadlar sunmak istiyoruz. Biraz yaz döneminin işin doğrusunu isterseniz kendine mahsus bir rehaveti vardı. Aradığımız insanları kolay bulamıyorduk. Dolayısıyla belki kitap defter kalemin bildik yoğunluğuna alışmış olan izleyicilerimiz daha seyreltik bir program izlemiş oldular. Ama umarız ki Eylül ayından itibaren, yeni yayın döneminden itibaren yine dolu dolu, canlı ve yayın dünyasındaki aktüel gelişmeleri izleyen bir kitap defter kalem programıyla yine karşınızda olacağız. Karşınızda olacağız ama lütfen siz bir dahaki programımıza kadar kitabınızı, defterinizi ve kaleminizi yanınızdan eksik etmeyin. İyi akşamlar efendim.